konut fiyatlarındaki faiz artışlar, kredi faizlerinin 3'e katlanmasıyla ev sahibi olma fikri artık neredeyse bir hayalden ibaret. Öyle olunca da tabii evini satmak isteyenler alıcı bulamaz hale geldi. Aylarca arayan soran olmayınca o satılık evler şimdi hızla kiralığa dönmeye başladı. Biz evi hayal olarak görüyoruz. Kira daha mantıklı gelmeye başlıyor. Satışlardan en ufak bir talep yok. Telefonumuz bile çalmıyor maalesef. Kimse kendi emeğiyle, maaşıyla ev alabilecek durumda değil yani. Artan fiyatlar, katlanan kredi faizleri derken satışlar durma noktasına geldi. Evini satamayan çareyi kiraya vermekte buldu. Ortalama belki 8-10 aydır bekleyen, satılıkta olan daireler var. Yüksek kredi faizleri ve fahiş ev fiyatları nedeniyle ev almak neredeyse imkansız hale geldi. Alacağı evin fiyatını hesaplarken krediyi ödeyeceği faizleri de hesaplıyorlar. 3 milyonluk bir ev 6 milyon oluyor kredi çektiğimizde de. 100 bin de kazansan bunu alman imkansız. Ev sahipleri evlerini satmaktan, ev almak isteyenlerse satın alma fikrinden uzaklaştı. Peki ilanda olan satılık dairelere ne oluyor? Ev sahipleri dairesini satamıyor. Burası 3,5 yıllık bir bina, dubleks, 2 oda bir salon. 10 milyon 500 bin lira 4 aydır duruyor. Maalesef arayan yok. Daireler satılmayınca ev sahipleri de kiraya verme yoluna gittiler. Şu 20 bin lira olan daire 4 aydır elimde satılıktı. Şu anda 20 bin lira kiralıkta. Satılıklar kiralığa döndü ama arayan soran yine çıkmadı. 2 ay oldu ilanlara koyalı. Mal sahibi kendisi arayarak bize fiyatı düşelim ki bir an önce müşteri bulalım dedi. Şu an 18 bin lira. Bu daire 4 ay önce kiralıktı, 17 bin liraydı. Müşteri olmadığı için 15'e düşürdük. Peki talep olmayınca fiyatlar daha da düşer mi? Ev tutacak olanlar mutlaka tutmalarını öneririz. Şu anki dönemde talebin olmamasından dolayı fiyatlar daha da geri geliyor.